Bundan 50 yıl önce, Türkiye yakın tarihinin en önemli gelişmelerinden 12 Mart 1971 askeri muhtarı sırasında yaşanan bir olay. Olayın adı Beyaz Gemi Operasyonu. Bir sahil kasabası Karadeniz Ereğli açıklarına yanaşan askeri bir gemi, Giresun Muhribi ile sol siyasette ve sendikal harekette aktif olan 28 kişinin gözaltına alınarak İstanbul Harbiye zindanlarına götürülmesinin hikayesi. Ben Dilek Gedik. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Bu dosyamızda 1960'lı yıllarda yükselen sendikal harekete darbe vuran 12 Mart'ın çok bilinmeyen bu ilginç olayını dönemin tanıklarından yıllarca CHP'de birçok kademede görev yapan eski milletvekili Kemal Anadol ve sendika uzmanı Can Şafak'tan dinleyeceğiz. Önce o yıllardaki siyasi ortamı hatırlayalım. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin emir komuta zinciri içerisinde yapılmış ilk askeri müdahalesi olarak nitelendirilen 12 Mart muhtırası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyicioğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur'un imzasıyla gerçekleştirilir. Muhtıra 12 Mart günü mecliste, ardından da Türkiye radyolarında okunur. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'dır. Süleyman Demirel başkanlığındaki 32. Türkiye hükümeti istifa eder. Çok partili siyaset askıya alınır. Nihat Erim, tarafsız başbakan sıfatıyla hükümeti kurmakla görevlendirilir. 26 Nisan günü ülkenin büyük bir bölümünde sıkı yönetim ilan edilir. Sıkı yönetim komutanı Faik Türün, sıkı yönetim ilan edilen illerden biri de Zonguldak'tır. Metal işçilerinin Necmettin Giritlioğlu öncülüğünde gerçekleştirdiği 1969 Erdemir grevinin gerçekleştiği Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı, İrfan Uçar gibi devrimci hareketin öncülerinin örgütlenme çalışması yürüttüğü bir ilçedir Karadeniz Ereğli. Sendika uzmanı Can Şafak o dönemi şöyle anlatıyor. 50'lerin sonunda Ereğli demir çelik fabrikalarının kurulmasına karar verildiğinde Karadeniz Ereğli çilek yetiştiren küçük bir balıkçı kasabasıydı. Erdemir inşaatlarına ilk çivinin çakılması ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanından işsizler, köylüler akın akın Ereğli'ye geldiler. Ereğli böyle bir nüfusu kaldırabilecek imkanlardan yoksundu. Ekmek bulunamaz oldu, çeşmeler kurudu. Gelenler sabahçı kahvelerinde, parklarda, mezarlık işlerinde yatıp kalkmaya başladılar. İnşaatta iş bulabilenler için de hayat çok zordu. Çalışma koşulları son derece kötü, iş ağır ve tehlikeli, ücretler düşüktü. Bugünlerde Ereğli sendikayla tanıştı. Ankara'daki Yapı İşçileri Federasyonu Ereğli'de bir sendika kurdu. Fukara Tahir olarak bilinen Türkiye Sendika Hareketi'nin efsanelerinden Tahir Öztürk, Ereğli'de 50'den fazla sendikanın katıldığı büyük bir miting örgütledi. Erdemir inşaatlarında direnişler başladı. Sendika hareketinin bir başka efsanesi İsmet Demir vardı bu direnişlerin içinde, başında. Zalimliğiyle, işçi haklarına ve hatta işçilere düşmanlığıyla ünlü Morrison firmasına karşı hak arama mücadelesi sürerken, sonradan Morrison Süleyman olarak tanınacak olan Süleyman Demirel, Morrison'un Türkiye temsilcisi, Bülent Ecevit ise Çalışma Bakanı'ydı. İnşaatlar tamamlanıp Erdemir çalışmaya başladığında yapı işçilerinin pek çoğu Erdemir'in çelik işçileri oldular. Küçük bir balıkçı kasabası önce dev bir şantiyeye sonra Türkiye'nin en büyük ağır sanayi merkezlerinden birine dönüştü. Ereğli bu defa metal iş kolundaki sendikalaşma mücadelesine sahne oldu. Diske bağlı maden iş Ereğli'de etkili bir örgütlülük yarattı. Yapı işçilerinin sert, bir anda patlak veren direnişleri yerini metal işçilerinin örgütlü, disiplinli grevlerine bıraktı. Muhtıra verilir ve Beyaz Gemi olayına uzanan günler başlar. Beyaz Gemi olayının yaşandığı dönemin hatırlanması, bu olayın nedenlerinin anlaşılması bakımından elzemdir. Patlamanın bir ay kadar öncesinde 12 Mart muhtırası verilmişti. Muhtıra aynı gün mecliste okunmuş, saat 13'te Türkiye radyolarında yayımlanmıştı. Demirel kabinesi derhal istifa etmiş, partisinden istifa eden Nihat Erim
Cumhurbaşkanınca tarafsız bir başbakan olarak hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. 26 Nisan günü ülkenin büyük bölümünde sıkı yönetim ilan edildi. Böylece 14 Ekim 1973 seçimleriyle kapanacak ve Türkiye'nin siyasi tarihinde 12 Mart dönemi olarak anılacak olan bir ara döneme girildi. Nihat Erim açısından Erdemir'in yüksek fırınındaki patlama Zonguldak'ta sıkı yönetim ilanı için bulunmaz fırsattı. 12 Mart sola ama özellikle 60'larla birlikte hızla gelişen öğrenci gençlik hareketine ağır bir darbe vurdu. Demokratik hak ve özgürlükler, dernek ve sendika hakları sınırlandırıldı. Anayasada yapılan değişiklikle memurların sendika kurmaları yasaklandı. 60'larda kurulmuş memur sendikaları kapatıldı. 12 Mart yıllarının baskısı ve yarattığı siyasi gerilim aynı ağırlıkta olmasa da işçi ve sendika hareketi üzerinde de hissedildi. 1971 ve 1972 yıllarında önemli grevler ertelendi, durduruldu, sıkı yönetim komutanlıkları toplu pazarlık müzakerelerini kontrol altında tuttu, kimilerine müdahil oldu. 60'lar Türkiye'de öğrenci ve işçi hareketlerinin yükseldiği yıllardı. 68 baharı üniversite işgallerine, öğrenci gençlik arasında hızla gelişen örgütlenmelere sahne oldu. Fikir Kulüpleri Federasyonu Dev Genç adını alarak üniversiteler yanında köylülük içinde ve kimi fabrikalarda işçi arasında çok etkili bir faaliyet içine girdi. 1967'de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK'in kurulması işçi ve sendika hareketine büyük bir ivme kazandırdı. 1968-1970 yılları fabrikalardan DİSK'e yoğun bir işçi akımının yaşandığı yıllar oldu. Türk Demir Döküm, Sungurlar, Derbi, Horoz Çivi, Gamak ve daha pek çok fabrikada sendika özgürlüğü için direnişler yaşandı. Bu direnişlerin birikimiyle gelen 1970 yılındaki 15-16 Haziran direnişi, siyasi sonuçlar yaratan en önemli genel grevlerden biri olarak işçi sınıfı tarihine geçti. 18 Nisan 1971 akşamı Erdemir'in yüksek fırını Ayşe infilak eder. Patlama çok büyüktür. Patlamada 3 işçi yaralanır. Zarar 5 milyon lira civarındadır. Hatta Sanayi Bakanlığı piyasada mamul sıkıntısı çekilmemesi için demir ithali konusunda harekete geçildiğini açıklar. O yıllarda avukat ve CHP ilçe başkanı olan Kemal Anadol şunları aktarıyor. Ankara'daki duruşmadan geldim Ereğli'ye. Eşime sordum. Ne var ne yok, ne oldu diye. Dedi ki iki şey oldu. Bir tanesi yüksek fırın delinmiş. Şehrin içinde o kadar büyük bir patlama oldu ki camlar kırıldı. Ondan sonra da ikincisi de genel sekreterlikten istifa eden Bülent Ecevit, Nihat Erim'in başbakan olduğunu protesto ederek İsmet Paşa'da ters düştüğünü ileri sürerek genel sekreterlikten istifa eden Ecevit İzmir'e gitmiş, İzmir'den seni aradı dedi. Şimdi İzmir'den beni arayınca ertesi günü ben Ecevit'i aradım. O zamanki telefonlar şimdiki gibi değil, manyetolu. İstanbul'a geçeceğim, beni oradan annemin evinden ara dedi. Annesinin evinden aradık. Şimdi Beyaz Gemi'nin öncesini anlatıyorum. Yani geriye döndük tekrar. Bundan sonra efendim Bülent Ecevit benim programımı sen yapacaksın dedim. Zonguldak programı. Ben eski bir eski genel sekreter halen Zonguldak milletvekili olarak seçmenlerimle temas etmek istiyorum dedi. Otobüse ben bilet aldık Bülent Ecevit'le, Yaşan Ecevit'le beraber. Arkasına ikişer tane Erdemir işçisi gönderdik. Halen otobüse bindiler. Ereğli'ye geldiler. Ereğli'de bir karşılama yaptık. Herkes korkuyor. Ecevit istemeyen adam. Çünkü Nihat Erim'in Türkiye'ye büyük yenilikler getireceğini, reform yapacağına inanılan bir ortam var. Ve Ecevit, Ereğli'den Zonguldak'a uğradık. Aniden sıkı yönetim ilanı, yüksek fırın delindi diye sıkı yönetim ilan edilmiş. Sıkı yönetim ilan edilince Ecevit delisini yarıda kesti. Erdemir işçileriyle beraber uğurlayacağız Ankara'ya. Beni kenara çekti. Arkadaşlar izin verin. Kemal Bey'le görüşeceğim dedi. Bana dedi ki valiyle görüştüm. O zaman 1402 sayılı yasaya göre
Sık yönetimin ilan gerekçesini açıklamak zorunda hükümet. Ve eğer İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, 1. Ordu ve Sık Yönetim Komutanlığı'na bağlı bölgede sık yönetim ilan gerekçesi yüksek kurulun delinmesiymiş. Tabotaj. İddia bu. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Aslında Ereğli'de yüksek vasıflı çelik üreten dev sanayi tesisi Erdemir'in Ayşe adlı yüksek fırını bakımsızlık ve üretim zorlaması sonucu delinmişti. 1. Ordu ve Sıkı Yönetim Komutanı Orgeneral Faik Türün 28 işçi, sendikacı, avukat ve siyasetçiyi Ayşe'ye sabotaj iddiasıyla Harbiye Zindanı'na gönderirken Can Şafak o günleri şöyle aktarıyor. Beyaz Gemi olayı 23 Mayıs 1971 sabahı Karadeniz Ereğli'de Sıkı Yönetim Komutanlığı tarafından yapılan gözaltılarla başlıyor. Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından gözaltına alınanlar, Ereğli'li önde gelen sendikacılar, öncü işçiler, aydınlar. Aralarında diske bağlı maden işin bölge temsilcisi Özerer, yine maden işte farklı dönemlerde bölge temsilciliği yapmış olan Şükrü Özbayrak, öncü işçilerden Namık Aşçı, Hasan Özcan, Yakup Erdem, Ereğli'li avukat Yıldırım Perçiner, gazeteci Sina Çıladır'ın da bulunduğu 30'a yakın insan Ereğli sahilinden donanma komutanlığına ait bir hücum botla alınarak İstanbul Harbiye'deki 1. Ordu Komutanlığı'na götürülüyorlar. Gözaltına alınması istenen avukat Kemal Anadolu da daha sonra teslim oluyor ve onu da Harbiye'ye arkadaşlarının yanına götürüyorlar. Haklarındaki suçlama inanılır, akıl alır gibi değil. Erdemir'in yüksek fırını Ayşe'ye sabotaj yapmakla suçlanıyorlar. Bu suçlamayı yapan da 1. Ordu ve Sıkı Yönetim Komutanı Orgeneral Faik Türün. Türün ısrarla olayın komünistlerin tertibi bir sabotaj olduğunu söylüyor. Gözaltına alınanları İstanbul'a götürmek için Beyaz Gemi'nin Ereğli rıstımına yanaşmasından bir ay önce 18 Nisan akşamı saat 20 sularında Ereğli Demir Çelik Fabrikalarının yüksek fırını Ayşe infilak etmişti. Fırının alt haznesinde büyük bir delik açılmış ve erimiş maden akmaya başlamıştı. Patlama sırasında 3 işçi de yaralanmıştı. Fabrika itfaiyesi hemen müdahale etmiş, yanmakta olan yüksek fırın ve makine aksamı ile eriyik madenin söndürülmesi için çalışmalara başlamış, yüksek fırının yanında bulunan kuvvet santrali emniyet altına alınmıştı. Patlamayı işiten ve gökyüzüne yükselen alevleri gören kentteki işçiler de koşarak fabrikalara gelmiş ve kurtarma işlemlerine katılmışlardı. Bütün müdahalelere rağmen ana fabrikanın malzeme ambarı da çıkan yangın sonucu tamamen yanmış, ambarda bulunan bütan gazı tüpleri bölge komutanlığı erleri tarafından çıkarılmış ve böylece büyük bir facia önlenmişti. Kemal Anadolu'nun kendi deyimiyle bir düşman kentini işgale gelmiş gibi toplarını şehre çevirmiş Beyaz Gemi, Giresun muhribi, daha sonra ilçedeki birçok kişiyi gözaltına alarak İstanbul'a doğru yol alacaktır. Kemal Anadolu anlatıyor. Yeni gelmiş herkesi almış götürmüş. Korkuyor millet. Anlatıyorum size. Bolu'dan Trabzon'a gelmiş. Giresun muhribi gelmiş. Beyaz Gemi dedikleri Giresun muhribi. Toplarını şehre çevirmiş. Sanki bir düşman kentini işgal ediyorlar. Ve operasyon yapmış askerler, inzibatlar, polisler, sendikacıları, işte içinde sendikacıların dışında avukat Yıldırım Perçiner var. Bir de ODTÜ öğrencisi o gün Dündar Gülçen'in oğlu var. Belediye reisi Dündar Gülçen o zaman Adalet Partisi'nde. Onun oğlu da ODTÜ öğrencisi. Bir de onu almışlar. Gazeteci Sina Çıladır almışlar. Gerisi işçi, sendikacı. Maden iş işçileri, şube başkanı vesaire. Yöneticiler. Bir de ben enerjiyi alacaklar. Beni bulamamışlar. Bir arkadaşı daha bulamamışlar. O da işçi, yıllık izine çıkmış. Yani 30 kişiden 28'ini alıp Giresun muhribine doldurmuşlar. Giresun muhribi de İstanbul'a götürüp onları Harbi o zaman bugünkü askerin o zaman merkez komutanı, merkez komutanlığını atmışlar. Kendisi daha sonra Harbiye'ye giderek teslim olan Anadol ve diğer 27 kişi sabotaj iddiası kanıtlanamayınca bir süre sonra serbest bırakılır.
İşçilerin dışında iki tane avukat var. Biri benim, öbürü de yine CHP'li avukat Yıldırım Perçelen. Bir de Dündar Güçer'in oğlu var. Bir de Şirin Önemli Gazetesi'nden Sinan Çınadır var. Onun dışında hepsi işçi. Ve işçilerin arasında da ilginç, Türkiye İşçi Partisi'nde de o zaman Milli Demokratik Devrimciler, yani Sosyalist Devrimcilerin çatışması var. İki fraksiyon var. Onların da temsilcileri var. Yani solda kim varsa hepsini almışlar. Yani kendilerine göre. Tabii bu liste nasıl yapıldı? Bu listeyi de Erdemir'de sivil savunma uzmanı adı altında çalıştıran MİT'in adamı, emekli albaylar var bu sırada. Listeyi düzenleyen onlar herhalde. Ve biz şeye oraya attılar. Işıklar hiç sönmüyor. Söndürmek yasak zaten. İstanbul'un ortasındayız. Sadece tepemizden geçen uçakları görüyoruz. Harbiye İstanbul'un göbeğinde. Uzun bir süre orada işte bir süre sonra MİT'ten şeyler geldi. Sorgu kimi geldi. Teker teker herkesi sorguya çekmeye başladı aşağıda. Başlarında bir adam var sivil. Ona albayım diyor öbürleri. Albay mı diye mi bilmiyoruz tabii. Ondan sonra yani tek takma gerçekten albay mı. Ve suçlama şu. Önceki günler çok kötüydü. Yani kaldığımız yer çok eski bir binaydı. Sonradan müze haline getirildi. Restore edildi. Battaniyeyi çektiğiniz vakit tahta kurular üstünüze iniyordu. Görüyordunuz yani. Böyle kötü bir yerdi. Üst üste zanzalarda yatıyorduk. Bulaşıkları bize yıkatıyorlardı. Vesaire işte. Yani normal şey. Tabii o sırada Harbiye'nin diğer odalarında işkence yaneder yatanlar falan filan varmış. Ünlü bir yerdi bu merkez komutanlığı. 6-7 Eylül'den sonra da komünistlerin üstüne havale ettiler. 55-56 yıllarında. 1955'te. İşte Aziz Nesin, Hasan İzzettin Dinamo filan da oralarda yapmıştı bak. Harbiye'ye götürülenler serbest kaldı. Ancak dönemin en önemli sendikal hareketine yönelik bir operasyon adı olan Beyaz Gemi'nin sonuçlarını Can Şafak şöyle değerlendiriyor. Aslında Yüksek Fırın'ın bir süreden beri arızalı olduğu biliniyordu. Ayşe bakımsızlık ve üretim zorlaması sonucu delinmişti. Erdemir Genel Müdürü Metin İplikçi de patlamanın teknik bir arızadan kaynaklandığını açıklamıştı. Aslında 12 Mart darbecileri de patlamayla Ereğli'deki sol siyasetin hiçbir ilgisinin olmadığını elbette biliyorlardı. Bütün bunlar biliniyordu bilinmesine ama Faik türüne bir komünist sabotajı hikayesi lazımdı ve bu yüzden 30'a yakın insan Harbiye'deki hücrelere kapatıldılar. İşçi ve sendika hareketi açısından bu sürecin en önemli taşıyıcısının diske bağlı maden iş olduğunu söylemek haksızlık olmaz. Maden İş, 12 Mart muhtırasının verilmesinden bir gün önce Erdemir'de örgütlenmesini tamamlamış ve işvereni toplu pazarlık masasına çağırmıştı. Maden İş gibi bir sendikanın Türkiye'nin en büyük ağır sanayi kuruluşlarından birindeki varlığı, hakim sınıfların ve sıkı yönetim komutanlığının dikkatle izlediği bir gelişmeydi tabii. Beyaz Gemi olayının ardından fabrikada toplu pazarlık süreci sıkı yönetimin gölgesi altında yürütülebildi. Maden iş kadrolarının gözaltına alınmaları, sendikanın işleyişini de olumsuz yönde etkiledi. Gereken konsey seçimleri gecikti. Dönemin tanıkları sendikanın üzerinde yoğun bir baskı olduğunu söylerler. Maden iş de bir dönem sonra yaptığı değerlendirmede bu toplu sözleşmenin sendikanın elinde olmayan bir takım nedenlerle gerekli mücadele yapma imkanı olmadığı için zayıf bir toplu sözleşme olduğunu tespit etmişti. Erdemir'deki sorunların hiçbiri çözülmeden kaldı. Yemek yoktu, yakıt, kömür yardımı yoktu. Herkes sefer tasıyla yemeğini kendisi getiriyordu. Beyaz Gemi olayının ardından Erdemir'de işten çıkarmalar da yaşandı. İşten çıkarılanlar tabii öncü işçiler, sendika aktivistleriydi. Kısaca Beyaz Gemi olayı ve yarattığı sonuçlar 12 Mart döneminin özellikleri dışında ele alınamaz, değerlendirilemez. Beyaz Gemi olayının 12 Mart'ın Ereğli'ye çok özel operasyon olduğu söylenebilir. Bu noktada operasyonun tam da Ereğli'de, Erdemir'de işçilerin diske bağlı maden işe geçtikleri döneme rastlamış olması da dikkat çekicidir.
Hiçbir kanıta dayanmayan ve açıkça akıl dışı ithamlarla başlatılan ve ısrarla yürütülen Beyaz Gemi Operasyonu, 12 Mart muhtırasına imza koyan generallerin ve 12 Mart hükümetinin 60'ların başlarından itibaren büyük bir ivmeyle yükselen sol siyasete, işçi hareketine ve diskin büyümesine karşı duydukları tepkinin bir ifadesi, dışa vurumudur. Şafak'ın ifadeleriyle 12 Mart uygulamaları hükümetin ve işverenin karşı tutumuna rağmen Erdemir'de maden iş çözülmemiş, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının ardından akit sendika haline gelerek gücünü ve ağırlığını korumayı başarmıştır. Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.